filminizi izledik. Gayet keyif aldık. Aynı zamanda sorularla birlikte olarak size döndük. Öncelikle şöyle başlayalım isterseniz. Sizin filminizde pek çok katman var. Senarist de siz olduğunuz için özellikle bu konuyu sormak istedim. Muhtemelen sosyoloji mezunusunuz. Daha doğrusu muhtemelen bu Meryem Hanım sizin sosyoloji mezunu olduğunu da söyledi. Yanılmıyor muyum bilmiyorum. Evet, doğru. Evet, yani sosyolojik bir genç arka planımız var. Ve senaryoyu siz yazıyorsunuz. Ve bu filmi izlediğimizde değişik katmanlar görmekteyiz. Toplumun değişik katmanlarını ve aradaki problemleri görmekteyiz. Ama söylenmeyen bir şey var, hissettirilen bir şey var. O da şu, büyük bir yapı var ve kendisini gizliyor sanki. Aslında bireysel psikolojilerin daha ötesinde, bireysel etik eylemlerin daha ötesinde, iyilik ve kötülüğün ötesinde, belki de rüyalarımıza kadar işleyen bu bireysel yapı her yere sinmiş, dolayısıyla karakterlerin bilgilerini sormaktan ziyade, iyi midir, kötü müdür sorusunu sormaktan ziyade, bu her yere sinsi bir şiddetle içeren yapıyı çözümlemek istiyorum. Yani imajlara da yayılmış durumda. Yanılıyorum bilmiyorum ama tabii öğrencilerin merak ettiği husus şu. Hep sormak istiyorlar yönetmenlere. Bunu ne derece bilinçli yapıyorlar, ne derece bilinçaltı düzeyde yapıyorlar. Ve bunların bilinçli düzeyde ya da bilinçaltı düzeyde yapmaları bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Sonuçta siz bir ürün ortaya koyuyorsunuz. Ve biz o ürün üzerinde düşünüyoruz bunlara. Dolayısıyla siz yarattıktan sonra bizim muhtemelen bunu sorgulama hakkımız var. Böyle yine bir sorudan başlamak istiyorum izninizle. Bireysel faillik mi yoksa yapılar dünyası mı bizim hayatımızda belirgin? Siz ne düşünüyorsunuz onu öğrenmek istedim. Bu arada görüntünüz kayboldu ama muhtemelen kamera problemi. Ya da düştü. Tamam, bekleyelim. Sorumuzu durduralım. Orası bir kat, A blok, üçüncü kat, 10. dersi. Evet arkadaşlar, evet tamam Mustafa Hanım bağlanıyorsunuz. Evet gördük. Çok pardon, bir arama geldi Serdar Bey, o yüzden kapandı. Telefonla bağlanmanın böyle sakıncaları oluyor. Öncelikle şeyi söyleyeyim, tabii ki biz bir ürünü ortaya koyduktan sonra artık klasik deyişle o sizindir. Herkes istediğini düşünebilir, herkes istediğini istediği gibi algılayabilir. Şundan başlayayım öncelikle. Bunların, bu tercihler ne kadar bilinçliydi, ne kadar bilinçsizdi benim bu şekilde ortaya koymam filmi. Yani bilinçli tarafları elbette vardı. Çünkü bu pek çok röportajda da dile getirmiştim. Benim uzun süredir kafamı taktığım bir meseleydi. Neredeyse 2014'ten beri iyilik meselesinin bizim kültürümüze çok yüzeysel ele alınması, arka planındaki dinamiklerin çok fazla incelenmemesi, her iyi insanın aynı homojenize edilip aynı kategoride değerlendirilmesi, kötülük bu kadar incelenirken kötülüğün arka planında yatan faktörlere bu kadar bakılırken iyiliği verili kabul ediliyor olması ve normalleştiriliyor olması benim zaten dert edindiğim bir şeydi. Dert edindiğim bir şeyi de film yapmaya niyet ettiğimde elbette bir takım bilinçli tercihler yaptım. Onlara zaten daha sonra değiniriz detaylarıyla. Ama tabii ki burada böyle çok hislerimle, sezgilerimle ilerlediğim de oldu. Zaten Tufan gibi karakterler ya da o toplumsal yapı, o
Tufan ve çevresindekilerin oluşturduğu sosyo-kültürel yapı benim çocukluğumdan beri gözlemlediğim bir yapıydı. Yani benim en çok aşina olduğum kesim o alt orta sınıf kesimi aslında ve o ilişki dinamikleri, o alma verme ilişkisi, borç sarmalı, manevi ve maddi borçlar, onun insanlar üzerinde yarattığı sıkışmışlık artık benim hücrelerime kadar sinmiş bir şeydi. O yüzden bilinçli olmakla beraber benim kendimi bildiğim andan itibaren taşıdığım sezgiler ve nasıl desem hisler de var. Yani şey gibi söyleyebilirim, benim mayam muhtemelen aynı zamanda filme yansıdı, kumaşım filme yansıdı diyebilirim. Bu sizin altyapınızı oluşturan, background'ınızı oluşturan kültürel arasında muhtemel sosyolojik okumaların içinde edebiyat ve bunun içinde felsefe, bilim oldu yani. Bunlarda paylaşım ihtiyacınız var mı? Sizi siz yapan şeyler, sanatsal ürünler, estetik ürünler ya da entelektüel ürünler. Çünkü yöneticilerin dünyasını anlamak aslında bizim için önemli ipuçları buluyor bir sanat eserini anlamak aslında. Evet, ben zaten şöyle bir konu üzerine çalışmaya başladığım zaman film yaparken de, öykü yazarken de biraz akademisyen refleksiyle de davranıyorum. Yani bir başlık belirlediğim zaman onunla ilgili her şeyi önce bir toparlamaya çalışıyorum. Borçta da buna benzer bir uğraşa girdim. Esasında şunu belirteyim hemen, borç film olsun diye yola çıkmamıştım ben. Dediğim gibi bu meseleler kafamı kurcalıyordu. İyilik meselesi ister istemez bir araştırma sürecine girmiştim ve süreç beni senaryo yazmaya itti. Yani bir baktım bu öykü olmaması lazım. Çünkü sözel betimlemeye dayanmaması lazım. Yani benim ahkam kesmemem lazım. İmajlarla yani sadece bir gerçekliği ortaya koyarak güçlü olabilir gibi bir hisse yöneltti beni. O süreçte de zaten dediğim gibi bu kapsamda, bu başlıkta iyilik, işte iyilikle etrafına dönen bir takım sorular... O çerçevedeki pek çok filmi izledim. İşte o çerçevedeki kitaplara yönelmeye çalıştım. Esasında ben yönelmesem de zaten onlar beni çekiyordu. Sürekli zihnimde bu soruları döndürdüğüm için. Aynı zamanda ne bileyim yaşantımda artık her olaya o gözle bakmaya başladım. O süreçte elbette ki faydalandığım pek çok şey oldu. Mesela Anna Karenina'dan belki iyilik çerçevesinde hiç bakılmamıştır ama o dönemde tekrar okuma ihtiyacı duydum. Bir sürü önemli konu var ve benim çok önemsediğim bir roman zaten. Pek çok kişi önemsiyor ama benim çok farklı açılardan önemsediğim bir roman. Ama orada mesela Kitty karakteriyle babasının yaşadığı bir diyalog var. Ben sırf o diyalog için kitabı tekrar okudum. Ya da hep söylüyorum bunu, belki bu meseleyi kafamda döndürmüyor olsaydım Terry Eagleton'ın Kötülük Üzerine Bir Deneme kitabı rafta benim gözüme çarpmayacaktı. Bunun gibi pek çok başka şey var. Yani işte Kötülüğün Sıradanlığı makalesinden tutun da o çerçevede bir takım okumalarda yaptım diyebilirim. Ama bu çok uzun bir süreye yayıldığı için yani 2000 neredeyse hatta 2014'te ben bu konuya eğildim, doğru. 2-3 seneye yayıldığı için böyle şey gibi olmadı. Sanki bir alıntılarla bir film yapıyormuşum gibi de olmadı. Yani o benim yaşayışımla, geçmişimden getirdiklerimle, hafızamdaki şeylerle böyle harmanlandı diyebilirim. Belki öğrencilerimizin de soruları var ama ben bir soru daha sormak istiyorum izninizle. Tabii. Aslında bazı öğrencilerimizin de merak ettiği bir şeydi bu. İlla bir sembolik anlam ya da metafor aramaya çalıştıkları için bazı göstergeciler işte kapı niye açıktır diye bazı filmlerde sorarlar. Bazı yönetmenlerin filmlerinde kapılar niye açıktır? İşte sizde de bir karga var. Yani bir karga figürü ve karga sokaktan bulunmuyor nihayetinde. Yaralı bir karga ve eve getiriliyor. Bütün aile bireyleri kargayla ilgileniyor bir şekilde. Kargayla da iyilik yapılıyor aslında.
Dolayısıyla karga dediğimiz kuş da toplumca fazla görünmek istemeyen bir kuş. Yani biraz muhalefette kalan kuş. Muhalif kuş diyelim, görünmeyen. Ve de zeki hayvanlar çünkü beyinleri de büyük. Vücut yapıları. Evet. Belki de rakiplerimiz. Kitap girebilirsiniz arkadaşlar. Bu bilinçli seçilmiş bir şey mi? Yani karga. Orada niye başka bir şey değil de karga diye bir soru sorduk. Karga sıraktı, görünmek istemez. Fil kendisini göstermek ister kargayla. Kargayı göstermek ister. Bu sırada görmek istemez. Bir şeyi görmek istemez. Belki basit bir soru ama belki de öğrencilerimiz de aydınlatmak anlamında bunun yanıtını aslında merak ediyorum. Ben de. Şöyle, ben esasında başta filmde hiç sembol kullanmayayım, metafor kullanmayayım diye niyet etmiştim. Çünkü bu sade olması gereken bir filmdi. Çünkü o sadelik altında o kadar katman barındırıyordu ki benim zaten derdim o sıradan hayattaki sadeliklerin altını kazmıyor oluşumuz. Genel olarak pek çok zaman hani ne bileyim bir insanın birbirine günaydın deyip karşı taraftaki insanın ona cevap verirken 3 saniye beklemesinin altında bile yoğun anlamlar var. Ama biz bir sanat eseri ortaya koyarken böyle majör konulara odaklanmaya eğilimli oluyoruz. Ben de bunun biraz dışında davranmayı seviyorum. O yüzden de filmde hiç böyle dolaylı anlatımlara girmeyeyim. Zaten o dünyayı olduğu gibi resmetmeye çalışırsam biz böylece o sadelik içerisinde altında kaynayan fokurdayan şeyleri daha rahat konuşabiliriz, üzerine daha çok soru yöneltebiliriz diye düşünüyordum. O sebeple hiç buna girişmemiştim. Esasında kargayı da hiç metafor olarak kullanmak istememiştim. Sonrasında böyle çok algılandığı oldu. İnsanlar da herkes de çok haklı. Benim böyle bir öncelikle... Ben algılamadım. Öyle mi? Tamam. algılandığı da oldu ama sorun değil, dediğim gibi bu kadar algı çeşitliliğinin olması da harika bir şey. Benim derdim şuydu, esasında böyle bir karga yoktu senaryonun ilk halinde. Hatta filmi çekmeden bir 7-8 ay önce girdi. Şöyle bir şey hissediyordum Tufan'ın tırnak içinde iyilik halinde. Ya burada diyordum bir şey var, bir şey eksik ama bu ne diyordum. Tam bunu yine kafamda döndürürken şöyle bir olay oldu. Bir gün İstanbul Beyoğlu'nun ara sokaklarından geçerken önümüze bir martı düştü. Martı kanadını çatıya çarpmış, önümüze düştü ve biz 4-5 kişi, farklı orada yürüyen 4-5 insan başına toplandık martının. Ve orada herkesin refleksi çok başkaydı. Çok ilginç bir andı. Yani sanki bana böyle birileri bu hikayeyi tamamlamam için gönderdiği bir şey olarak bakıyorum. Bir kişi mesela böyle işin şov kısmındaydı. Hadi hemen onu bir yere götürelim. Ah canım benim falan. Böyle biraz yapmacık duruyordu benim bakış açımdan. Ben bir yere yetişmek istiyordum. Ve bir an önce bu hani hayvanı tedavi ettirelim ya da emin ellere bir yere bırakalım da işime devam edeyim refleksindeydim. Birkaç kişi böyle panik yapıyordu. Birisi bakkaldan kutu getirmeye çalışıyor falan filan ama orada bir insan vardı. Orta yaşlı. Erkek bu. Ve Tufan yaşlarında. Onun refleksi çok farklıydı. Yani o hiç böyle ortalığı galeyana getirmeden, işin şovunu yapmadan, ben çok hayvan severim sergilemesinde bulunmadan gitti, bir yerden bir kutu buldu. Yani herkes teoride konuşurken o icraate geçti. Ve hayvanı aldı ve bir veterinere götürmeye yeltendi. Şimdi orada ben o insanın tavrını çok farklı buldum. Yani diğer, şu sıralarda şey de çok yaygın ya, hani bir şeylerin savunusunu yapmanın sergilenmesi. Bundan nemalanmak. Yani işte ben şunu savunuyorum, barış savunuyorum. Ne kadar şahane bir insanım. Ben işte hayvanları aşırı seviyorum falan. Bunu sergilemesini yapanla buna gerçekten içeriden inanıp, bunu bir övgü malzemesi yapmayıp, bundan prim toplamayıp içeride bir yerde yaşayan insanları çok ayrıştırıyorum. Ve o kişi öyle bir insandı. Ve ben sonra dedim ki yani Tufan'a bu bence çok yakışacak. Çünkü aynı zamanda Tufan'ın Huriye'ye yaptığı iyilikle
savunmasız bir hayvana yaptığı iyiliği ayrıştırmamıza sebep olacak. Çünkü şimdi bir insana iyilik yaptığınızda doğrudan sonuç beklemeniz gerekmese de işte bir takım kazandığımız primler var. İnsanlar onu görüyor, vibe ediyor, işte helal olsun Tufan'a diyor falan. Ama şimdi savunmasız bir hayvana siz iyilik yaptığınızda ve bunu evinizde yaptığınızda, sergileyemediğiniz bir ortamda yaptığınızda, görünmediğinde ondan direkt bir kazanım elde edemeyebilirsiniz. Sonra bunun yırtıcı bir hayvan olması. Şimdi martı biz kullanamazdık çünkü martı zaten çok büyük bir hayvan. Ama ben özellikle böyle daha çirkin, sizin aynı tarif ettiğiniz gibi çirkin olarak değerlendirilen, uğursuz olarak da değerlendirilen bir hayvanı almasının daha doğru olduğunu düşündüm. Çünkü bu onun hayvan severliğinin de, yani daha doğrusu hayvanlarla kurduğu bağın da sıra dışı olduğunu gösteriyor. Şimdi eve bir süs köpeği alsa ve onu yardım etse, bu onun hayvanlarla kurduğu çocuksu saflıktaki ilişkiyi o kadar iyi betimleyemeyecekti. Kargaya böyle bir yardım ediyor olması aslında içeriden böyle bir yardım etme şevkinin de olduğunu gösteren, daha nasıl desem, çocukların canlılarla kurduğu bağı anımsatan bir durum oluşturabilirmiş gibi geliyordu. Tufan'ın çocuksuluğuna ilişkin de çok vurgu yapmak istedim. Belki fark etmişsinizdir. Yani o kısım çok önemliydi. Bir de dediğim gibi, yani Huriye'ye yaptığı iyilikle kargaya yaptığı iyilik arasında ve bunun motivasyonları arasında bayağı bir fark var. O iyiliği, hani altın üstünü kazıyalım, birazcık böyle derinlerine inelim düşünceme hizmet ediyordu. O bakış açısıyla aslında kargaya yer verdi. Bunu sormadan edemeyeceğim. Çocuklara dönmeden önce öğrencilere gayet güzel açıkladınız. Naif bir karakter, çocuksu bir karakter ama aynı zamanda çelişkili bir karakter. Sizin de dediğiniz gibi evet, kargaya içinden gelen bir ilgiyle yardım ediyor. Ama diğer taraftan acaba Huriye teyze yaptığı iyiliğin motivasyon kaynağı nedir diye soruyoruz. Ve filmin içerisinde yavaş yavaş Tufan'ın dönüşümünü görmekteyiz. Tufan dönüşümü başlıyor. Şimdi filmin sorduğu soru, filmin yaptığı sosyolojide bana göre bu. Film Tufan'ı dönüştürmeye başlıyor. Ama Tufan'ı dönüştüren şey, Tufan'ın içinden gelen doğal dürtüleri mi, psikolojik doğası mı, yoksa Tufan'ın içinde bulunduğu yapısal koşullar mı? Nihayetinde siz film yapıyorsunuz ve bize zaten hissettiriyorsunuz mesela. Tufan işe gidiyor, işte kendisini zaten ifade edemiyor, atılma korkusu ve bunu imajlarla gayet güzel görüyorsunuz. Yakın çekimler, Tufan'ın tereddütleri, yüzlerdeki izler. Daha sonra eve geliyor ve evde yavaş yavaş bir şeyler değişmeye başlıyor çünkü ekonomik durumu direkt bozulmaya başlıyor, maaşını alamıyor. Bu ekonomik durumu onun duygularına da, yüzlerine de, her şeyine tesir ediyor. Tufan birdenbire tanıyamayacağımız Tufan olmaya başlıyor. Çocukluğunun naifliğini yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Bunu gerçekten son derece etkili bir şekilde verdiğimizde de iyilik ve kötülüğün sadece doğal bir dürtü olmayıp bir daha ziyade içinde bulunduğumuz yapısal koşullarla ilgili olduğunu sanki veriyor musunuz gibi geldi. Yani benim yediğim izlenim bu oldu. Bilmiyorum. Yanılıyorum. Evet, evet. Çok doğru düşünmüşsünüz hocam. Yani burada Tufan'ın değişiminde elbette ki hem doğal dürtüleri var, hem psikolojisi var, hem de yapısal koşullar var. Bunların zaten birbirinden ayrıştırılamayacağını düşünüyorum ve gerçekten iyi olma iddiasını o kadar kolay taşıyamayız gibi geliyor. Hatta belki de kişi hiçbir zaman taşıyamaz gibi geliyor. Çünkü o iyilik yapma motivasyonunda nelerin barındığını biz bilemeyiz. Demin de söylediğim gibi, yani bu bir savunmasız bir hayvana yaptığımız çok refleksel bir şey olabilir ama bir insana yaptığımız şey ne kadarı mesela toplumca bize öğretilmiş değerlerden gelen bir şey, ne kadarı bir görev bilinci, ne kadarı aferin alma kaygısı, ne kadarı dolaylı yoldan bir karşılık bekleme kaygısı, şey bile buna girer aslında. Sevap kazanmak için yapmak bile aslında bir yerde bir şey için yapmak anlamına geliyor. Şimdi
Ama böyle baktığımızda şimdi normalde siz de çok, hep herkes çok görüyordur. Bizim toplumumuzda bu tarz iyilikler yapmak çok teşvik edilen bir şey. Bu anlamıyla da çok güzel bir şey. Ancak işte orada ne, her zaman ne kadar temiz? Ve bu iyilikler her zaman sağlıklı kalabilir mi? Yani belli sınanmalardan geçtiğinde ne olur? Ve o zaman bunun gerçekten bir iyilik olduğunu söyleyebilir miyiz o sınanmalardan geçtiğinde? Benim düşüncem şuydu. Çoğu zaman Tufan gibi karakterler bizim toplumumuzda bu sınanmalardan geçmiyor oluyorlar. Çünkü pasif karakterler oluyorlar. Daha böyle uyumlu karakterler olduğu için riskler almıyorlar ve bizim böyle işte Orhan Bey de ne kadar iyi ya, geçen de benim poşetlerime yardım etti taşırken ya da işte deyip geçiyoruz. Ben istedim ki işte Tufan'ın arka planına bir bakalım. Tufan bu tarz sıkıntılardan geçerse ne olur? Şimdi pek çok sebep var. Bir kere tavır alamayan bir insansanız sizi sıkıştıran koşullarda genellikle yani tırnak içinde omurgalı davranamayan bir insansanız, kendinizi hep toplumsal normlara yasladıysanız duygu düşüncelerinizi, o zaman toplumsal normların size verdiği reçetelerin dışında kalan ara alanlarda paralize olma durumunuz, ihtimaliniz çok daha yüksek. Yani Tufan'ın yaşadığı biraz böyle bir şey esasında. Şimdi normalde kafasında bir şablon vardı Tufan'ın bu yardım etme niyetinde. Şöyle düşünüyordu. Tamam, ben tabii ki sokağa atmayacağım komşumu. Komşum bana da yıllarca emeği geçti, yıllardır komşumuz. Onu tabii ki evime alacağım. Refleksel olarak yaptı güya bunu. Sonra ne düşündü? Ya kızı gelecek, bir şekilde onu alacak. 3 gün ben ona bakmış olacağım, sonra gidecek. Ama şu soruyu hiç kendine sormadı. Ya kızı almazsa? Şimdi kızının böyle bir görevi var mı? Şimdi birinci aslında filmde bir sürü borç var ya. Burada şu soru ortaya çıkıyor. Çocukların anne babalarına bakmak gibi bir borcu var mıdır? Şimdi Tufan'da bunun cevabı net ama. Evet, çünkü evlat dediğin çocuğuna bakar. Şimdi normların dışına çıkmayan bir insan. Bir kere en başta hatayı belki de, yani yönetmen olarak söylemiyorum da bunu soru atmak için söylüyorum. Belki de ilk başta hatayı bunu da yaptı. Bunu net çocuğun, bir çocuğun annesine bakmakla yükümlü olduğunu düşünerek belki de yaptı. Hesabı kitabına daha doğrusu hesapladığı şeyler sonrasında kontrolünden çıktı. Sonra ne oldu? Dilek gelmedi. Gelmeyince günler uzadı. Şimdi Huriye orada daha çok kaldıkça, Tufan da ona en baştan burası senin evin Huriye teyze, senin evin, senin evin dedikçe, tabii ki kadın da o evi iyice o evin onun olduğunu düşünmeye başladı. Bir de şeydir ya, hep bizim toplumumuzda yine hiç üzerinde durulmayan bir mevzu bu. Hemen iyilikler normalleştirilir. Yani zamanla eğer o çok tık tık tekrarlanıyorsa, bir insana işte 5 kere iyilik yaptınız, 6.sında yapmadığınızda yadırganır pozisyonda olabilirsiniz. Alma verme ilişkisinde böyle şeyler de var maalesef. Huriye bunu normalleştirdikçe, mukaddese kaynanası gibi davranmaya başladıkça artık işler garip bir hale gelmeye başladı ve Tufan'ın otomatik reflekslerinin ve zihnindeki doğruların cevap veremediği ara alanlara girmeye başladık. Ve bunu yapamadıkça hırçınlaşıp agresifleşmeye başladı giderek. Yani aynı bir çocuk gibi, hani ya da çocuklar kendini ifade edemediğinde hırçınlaşıyorlar ya da biz konuşamadığımız bir yabancı dilde kendimizi ifade etmeye çalıştığımızda girdiğimiz o çaresizlik durumu içine girmiş oldu. Sonra iyice işler üst üste binmeye başladı. Ekonomik zorluklar, iş yerinde olan dengeler, kendini çok iyi bir insan olduğunu zannederken en yakın arkadaşına bir anda ihanet etme tehlikesi içinde bulması. Yani aslında Tufan'ın kendiyle ilişkili imgesi bozuldu ve onunla baş edememeye başladı. Çünkü yine kafasındaki şey şuydu, ben şunu şunu yaparsam iyi bir insanımdır gibi net bir algısı vardı. Sonra ben iyi değil miyim acaba sorusuna bile yanaşamadı. İşte o yüzeysellik, normallik maalesef insanları böyle bir yere getiriyor. Sonrasında da başka yine dinamikler değişti, eşiyle arası bozuldu. Yani bunlara cevap veremediği zaman ardından en sonunda da, yani bu çok önemli bence,
Huriye'nin Dilek'e para göndermesi aslında Tufan'ın sadece o parada gözü olmasıyla ilgili bir şey değil. Yani o çıkışsızlığı ya da o öfkesi, kontrolsüz öfkesi. Dilek Tufan'ın gözünde toplumca marjinalize olmuş bir karakter. Doğru düzgün işi olmayan, tırnak içinde annesine bakmayan, aslında toplumca canavarlaştırılması gereken bir karakterken yandaşı zannettiği Huriye'nin onun yanında yer alması Tufan'ın ihanete uğramışlık hissini perçinledi. Şimdi böyle olunca bir sürü soruya aslında cevap veremedi Tufan ve bunlar peş peşe geldi. Sonra şu soru geliyor işte ortaya. Bunları yaşadıktan sonra bir insan böyle davranıyorsa ya da bu süreçte bu sorulara cevap veremiyorsa gerçekten iyi midir? Yani o iyilik, bu saf bir iyilik olduğundan söz edebilir miyiz? Gibi. O zaman işte irade konusu geliyor. Ne kadarını kendi iradesiyle yaptı bu iyiliğin? Sonra şu soru var. Yani o kadar çok soru var ki ben de hala cebelleşiyorum. Bu işi yaparken sorularım artmaya başladı. Mesela şu, gerçekten Tufan'ın kendi kararıyla bir yan komşuyu eve almaya hakkı var mıydı mesela? Şimdi orada Mukaddes'in ve Simge'nin de söz hakkı yok mu? Mesela bu iyiliği yapan bir insan hala iyi midir? Yani aslında birilerinin hakkını çiğnemiş oluyor. Birilerinin yaşam alanına belki müdahale etmiş oluyor. Ya bu tarz sorular önemli hale geldi. O yüzden hepsi esasında. Şu son bir şey söyleyeceğim. Yapısal koşullar dedik ya, buradaki yapısal koşullar sadece iş yeri değil, işte patronun yaşadığı sıkıntılar değil. Muhtemelen patron da bu sıkıntıları bambaşka büyük sorunlar yüzünden yaşıyor. Belki ekonomi çok kötü falan. Ama onun dışında şöyle bir şey de var bu yapısal koşulların içinde. Bir borç döngüsü, borç ve iyilik döngüsü var bence toplumumuzda. Hani sosyal devlet yeterince gelişkin olmadığı için dayanışma çok yüceltiliyor. Yani bu iyi de bir şey. Ama bir yandan bu bence vatandaşların üstüne çok büyük bir yük yüklüyor. Yani birisi yardıma muhtaç olduğunda, ona yardım edemediğimizde biz kişi olarak kendimizi çok suçlu hissediyoruz. Kötü bir insanmışız gibi hissediyoruz. Ama oysa şöyle bir güvence olsaydı mesela. Ya Huriye'ye ben 3 gün baktım. Devlet her şekilde ona bakacak. Bu kadın ortada kalmayacak. Bu kadın sokağa atılmayacak gibi bir his olsa, öyle bir toplumsal yapı olsa belki de bu hikaye oluşmayacaktı. Bu kadar sıkışmış hissetmeyecekti Tufan kendini. Yani ben 3 gün baktım zaten, evet iyi bir insanım, yeterli diyebilecekti. Ben bir şey söyleyebilirim. Merhabalar. İzlerken şeyi fark ettim. Tufan'ın iyiliğinin sorumluluğunu alma kısmının karısına benim bir işim var, bir arkadaşımla görüşeceğim deyip sinemaya gidip daha sonra nargile içmesi kısmında aslında iyiliğin sorumluluk gerektiren ve bunu yapamadığında artık adamın iyiliği olmadığı bir şeye dönüşüyor ve sanıyorum şöyle bir şey oldu. Serdar Hoca derste karşılaşmalardan bahseder. İşte bu karşılaşma nesneyi de özneyi de dönüştüren bir şey. Burada aslında karısına bulaşan bir iyilik oldu ve burada filmin sonunda roller değişti. İşte Tufan'ın pure iyiliği karısına geçti, Mukaddes'e geçti ve Tufan mukaddesleşti gibi oldu. İşte bunun şey olarak karı koca ilişkisinin de bu dönüşümü paylaştırma değil de sivritme olarak, okuması olarak düşünebilir miyiz aslında? Bu bilinçli bir şey miydi? Yani bu bir tercih miydi? Şimdi mukaddesi dönüştüreceğim miydi? Yoksa işte sadece hayatın olan akışı içinde zaten böyle olduğumuz kamısından mıydı? İkinci şey de şu, iyiliğin cin fikirli olmayı azalttığını mı düşünüyoruz? Aslında işte mesela ben bir izleyici olarak patronun kendine bunu yapmış olabileceğini düşünüyorum. Bu belki benim daha önce sigortadan dolayı böyle bir süs veren insanlarla karşılaşmamın ötürüdür. Onu bilmiyorum. Hani orada çok saf bir şekilde buna inanamamayı, işte tereddütte kalması, yapmayacağını düşünmesi arkadaşı ona söylediğinde. Hani iyilik dediğimiz şey cin fikirli ve acaba başka alternatif gerçeklikleri düşünmemek midir?
çok musaf bakmalıyız ona. Sorumluluktan ve cinsi kirlilikten uzakta. Öncelikle birinci soruda şöyle bir şey. Hem planlı hem yine sezgisel diyebiliriz. Şöyle ki zaten ben Mukaddes gibi insanları da çok gözlemledim şu ana kadar. Onlar üzerine çok düşündüm. Tufanlar üzerine düşündüğüm gibi, dilekler üzerine düşündüğüm gibi. Ona baktığım zaman da bu tarz karakterde bir insan daha sahici olduğu için, yani tufandan daha az iddia taşıyan bir insan olduğu için sonunda tufandan daha iyi bir konuma geldi. Tabii ki bu konuda herkes benimle uzlaşmayabilir ama ben şunu düşünüyorum. Bir insan bir konuda çok iddialıysa, büyük büyük laflar ediyorsa, yani ben çok iyi bir insanım, ben çok işte yardımsever bir insanım ya da ben şu konuda çok şeyim ya, bütün haksızlıklara karşı çıkıyorum, çok solcuyum ya da işte çok hayvan hakları seviyorum. Yani bu insanların kendiyle çelişmemesi çok zor. Ne zaman ki bunu ve de bunu söyleyen insanlar bunu söylüyorsa emin olun hani bundan birazcık prim de yapıyordur. Yani bir ödülü de vardır ve o zaman o saf ilişki bozulabilir. Şimdi Mukaddes böyle bir insan değil. Mukaddes'in böyle iddiaları yok Tufan gibi. Tufan gibi çünkü takdir almaya ihtiyacı yok. Yani o açıdan aslında Mukaddes'le Tufan ayrı insanlar. Tamam, aynı sosyoekonomik yapıya ait, aynı aile içindeki bireyler ama farklı mizaçlara, farklı arka planlara sahip insanlar. En basitinden. Tufan anne babasız büyümüş bir insan. Hani bunu böyle çok ciddi vurgulamıyoruz ama filmde yeri olan bir şey. Dikkatinizi çekmiştir belki, Adillerin evine gittiklerinde konusu geçiyor. Bu yaştan sonra bir annem oldu. Bir kere bu bile çok önemli bir faktör. Ben filmi yazarken filmde görünmeyen arka planlar üzerine de çok kafa yoruyorum. Ve yani Tufan'ın anne babasız yetişmiş olması bir öz sevgi eksikliğine sebep olmuş. Sürekli takdir edilme arzusuna sebep olmuş. Yani bu hayatında onun elzem hale gelmiş. Daha doğrusu herkes takdir edilmek, beğenilmek ister. Mukaddes'in böyle bir şey yok. Bir de Mukaddes'in hayat savaşı daha karışık. Yani çok fazla şeyle baş etmek zorunda. Şimdi oradaki fark da ondan çıktı esasında. Yani Tufan verdiği sözlerin, büyük büyük sözlerin altında kalırken Mukaddes kendi iç ritmine göre davrandı. Yani o yüzden de daha nasıl desem, tırnak içinde samimi bir rotayı izlediği için büyük yalpalamalar yaşamadı gibi yorumladım ben yazarken de. Öncesinde de insanlara baktığımda bunu görüyorum. Dolayısıyla bu benim düşünerek yazdığım da bir şeydi ve söylediğiniz şey çok önemli. Onu bilerek yaptım elbette. Tufan'ın pek çok şeyle aslında ilgilenmemesi, yükü otomatik olarak Mukaddes'e atması. Bu da bizim kültürümüzde çok olan bir şey. Bilinçli olarak yapılan bir şey değil. Belki hani birinin üzerinden geçinmek için yapılan bir şey değil. Ama kültürümüzde çok yerleşmiş bir şey. Yani çoğu zaman kadınlar bir sürü şey yapar ama evin erkeği ondan nemalanır. Pek çok yerde dile getirdim. Hemen sizinle de paylaşayım. Benim mesela çocukluğumda şey olurdu. Tokat'ta yaşadım ben. Almanya'dan misafirler gelirdi, komşulara, akrabalara falan filan ve onlar böyle 1,5-2 ay orada kalırlardı. Şimdi hep ama o evin babalarına aferin şey denirdi. Ya işte Cevdet'ciğim ne kadar şahane bir insansın ya, bu kadar misafiri topladın. O da derdi ki çok memnuniyet içerisinde. Ya tabii ki onlar bizim misafirimiz, akrabamız. Bu Cevdet Bey de bu arada gerçekten çok iyi bir insandı. Ama o yükü hep kadınlar çekerdi. Orada sürekli kadınlar dolaşırdı. Kavun keserler, işte yemekleri onlar yaparlar. Şöyle bir soru geliyor o zaman. Cevdet Bey, sen acaba kendin olsaydın, kendi imkanlarınla bu insanları ağırlayabilecek miydin? O zamandan bile benim bu yadırgadığım bir şeydi. Öyle olunca bu benim gözlemlerimden de yola çıkınca sadece hesaplı bir şey olmaktan çıkıyor işte. Yani ikisi bir araya girmiş oluyor. İkinci soru da şimdi patron sigortadan para almak için böyle bir hinlik yapmış olabilir. Bunu çok net koymamaya çalıştım. O anlama da gelebilir, gelmeyebilir. Benim için önemli olan Tufan'ın burada aldığı konumdu. Tufan aslında buna inanmamak istiyor. Çünkü baştan o sapını belirlemişti. Yani baştan patrona inanmayı seçmişti.
arkadaşına değil ki arkadaşını da çok sevmesine rağmen. Çünkü Tufan gibi insanlar genellikle, kötülemek için söylemiyorum, eğilim olarak gücün yanında olurlar. Çünkü kendini ancak öyle garantide şeyde hissederler. Kendi de belki de biliyor patronun para almak için böyle bir dümene başvurduğunu, ama buna inanmak istemiyor. Bilmiyorum, eksik kalan bir şey oldu mu? Çok teşekkür ederim bu arada sorularınız için. Çok güzel sorulardı. Benim için çok yeterli. Teşekkürler. Gücün yanında olma kısmını düşünmemiştim. Bu güzel oldu. Siz de belirttiğiniz gibi aslında sosyolog olmanızdan dolayı bir filmde bir tasvir yapıyorsunuz aslında. Toplumsal bir tasvir. Yani nasıl neyin olması gerektiğine dair bir iddiam yok. Fakat bir tasviriniz var. Burada yine siz de belirttiğiniz orta sınıf ya da onun alt sınıfının yaşam pratiklerinden bahsediyorsunuz. Bu yaşam pratikleri içinde de harcama çok önemli bir uzunluğu var benim gözlemlediğim filmde. Harcama ve zorunlu ihtiyaçlar. Mesela orada paraya ihtiyaç olmasına rağmen işte bir oradaki arkadaşının onun konsol alması pahalı bir ürün. Ya da onun aracını, işte araba alması, hiç ihtiyacı olmamasına rağmen yürüme mesela iş yerine gidebilirken. Ben burada bir böyle bir vurgu hissettim. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İkinci sorum da şu. Tür iyilik diye bir şey olabilir mi? Ya da siz bahsettiğiniz major başlıklarda büyük cümleler kurmak çelişkisi olmayı gerektirir mi? Çünkü mesela örnek veriyorum bu konuda. İşte Lenin büyük major bir kimlik. Hani major politik bir şeyi de temsil ediyor. Değerler silsilesi de temsil ediyor ama aynı zamanda onun kendi yaşam biçiminde de pratiklerinde de çok basitlikler olabilir. Yani duyguyla, duygu ve düşünceyle davranış arasındaki çelişki olmamasını beklemek biraz anlamsız değil mi? Tamam. Şimdi birincisi araba alması konusu, evet, çok fazla ihtiyacı yokken, aslında zor durumdayken araba almış. Esasında bu kadar zor durumda değilmiş o zaman arabayı ilk aldığında. Ama yine de böyle bir aile yapısı için belki de gereksiz bir masraf olduğunu söyleyebiliriz. Ancak dedim ya, Tufan'ın çocuksu bir tarafı var. Tufan'ın böyle çocuksu bir ilişki kurduğu bir takım nesneler var. Arabası da bunun başında geliyor. Bu da benim çok gözlemlediğim bir şeydi bu arada ve çok ilgimi çeken bir şey. Gerçekten böyle bir Hondacı grubu var. Bu insanlar genellikle bir şeye ait olmak arzusu taşıyan insanlardı. Yani bir şeye adanmak. Bu böyle ihtiyaçlarımız da var ya. Turbaşçılar da var. Turbaşçılar, şahinçiler. Ama o şekilde değil mi Mustafa Hanım? Yani böyle bir şey çalışıyor. Toplum içindeki bireylerin aynı zamanda tüketim alışkanlıkları da vardır. Mesela gereksiz tüketim. Orada bunun konusu olması, arabayla ilgisi, ilişkisi, bireyin tabii ki böyle bir alışkanlık var. İşte Ankara'da da şahinciler diye bir grup var. Yani bunlar da muhtemelen parasonla ilgili ama onu, o aracı yatırım yapabilir. Ben buradaki kitle toplumundaki tüketim alışkanlıklarına dair bir eleştiri var. Onu Yok, öyle bir niyetim olmadı açıkçası. Evet, buyurun hocam. Şimdi sizin niyetiniz olmayabilir ama o imajlar örneğin belli bir kavrama götürdü. Sosyolojik bir kavrama. Zaten Oğuz'un da muhtemelen ilgisini çekecek bir şey. İlgisini çeken de o. Yani biraz önce Brian'la da bunu konuştuk. Brian bizim yabancı öğrencimiz. Brian, selam var bak. Selam hocam. Conspicuous conception, yani gösterici. Ha evet. Veblen'in kavramı değil mi? Evet. Gösterici tükettim. Daha çok şu aylak şeyi toplum, aylak şeyi yazan kimdi o kızım? Veblen, ha Veblen. Doğru. Veblen. Gösterici tükettim. Yani dolayısıyla tüketiyorum, o halde varım. Yani kendi varlığını gösterici nesnelerle göstermeye çalışan, hissettiren, nesne yalnız olan ya da aşağı sınıflardan insanların bir şekilde tüketmekle kendisini ortaya koyması, kendi varlığını göstermesi. Siz biraz önce söylediniz, işte Hondacılar dediniz. Benim aklıma da Şahinciler geldi.
çok aşçılar verdi. Çünkü trafikte giderken bizlere rahatsızlık vermek üzere kendilerini görevlendiren, kendilerine sorumluluk veren insanlar geldi. Yani sonuçta onlar da onlarla varlar. Yani kentin içerisinde ben varım mesajını veriyorlar. Tufan da onunla mesajı veriyor. Baktığımız zaman oradaki değişim değeri kullanım değerinin üzerinde. Yani çünkü değişim alınıp satılmayla ilgili bir değer ve aslında mukaddes bu noktada daha içgörü sahibi, sağduyu sahibi evin tüketim ihtiyaçlarını göre hareket etmeye çalışan bir insan. Değeri ise biraz daha oraya gösterici tüketim. Bu noktada sanki evet ben de bir kritik gördüm ve kavrama da götürdü o imajlar beni. Ama tabii ki sizin niyetiniz bu olmayabilir ve biz de bundan keyif alıyoruz. Yani sizin niyetiniz yani evet bizzat eleştirmek adına değil ama yok haklısınız. Çok genel olarak bir eleştiri diyebiliriz. Gösterişçi tüketime de girer elbette. Ama biraz şey yanın daha çok baskındı burada. Arabayı alıp sadece onunla şov yapmıyor ya. Yani işte BMW değil mesela bu. O daha saf bir gösteriş tüketime daha saf girerdi. Burada şey var. Evet, oyalanmak. Yani çocuk oyuncakla oynaması gibi. Yani o kısmı daha çok baskındı bende. Ama tabii ki arkasında bir eleştiriye de dönmüş oluyor. Onu işte modifiye ediyor, şeyini değiştiriyor, camını değiştiriyor. Esasında daha yani bir insanın BMW'siyle kurduğu ilişkiden biraz daha farklı bulduğum bir ilişkisi var Honda'yla. Ama çok teşekkür ederim katkınız için. Ben de mesela şu an düşündüm, arka planda eleştirmişim esasında. İkincisi de zor duydum gerçi sizi ama yanlış duyduysam söyleyeyim. Şeyi sordunuz değil mi? Pure iyilik diye bir şey olabilir mi diye sordunuz. Bence olamaz. Yani daha doğrusu bu konuda sürekli soru yöneltmek gerekiyor. Yani biz cevap bulduğumuz zannettiğimiz anda yeni sorular türüyecekmiş gibi geliyor. Ama soru sormanın önemli olduğunu düşünüyorum. Yani iyiliğe yaklaşmamıza belki biraz sebep olur gibi bir iyimser bir tavrım var. Ama bence olamaz pür iyilik diye bir şey. Onun dışında bir şey daha sordunuz. Duygu ve düşünce arasındaki çelişki. O kısmı çok zor duydum. Aslında bu pür iyilik üzerinden sormuştum orada. İşte söyletmez. Kişinin içindeki bulunduğu duygu durumu iyi olabilir. Ama davranışlarında çok basit davranışlar sergileyebilir. Hatta bunlar bencilce davranışlar da olabilir. Çünkü yaşam biçimi, yaşam koşulları bunu zorlayabilir. İşte buradaki karakterimiz bu anlamda son bir sınavdan geçerken sınavda kalıyor aslında. Doğru. Sınavdan kalıyor. İyi olmadığı ya da bencillik düzenli bir yönünde olduğunu fark ediyoruz. Ki bu yaşamın içindeki bireyin zaten olması gereken durum değil mi? Onu demeye çalışıyorum. Yani buradaki kişi iyi mi olmak zorunda? Yani bunu mücadele. Yok. Yok. Asla değil. İyi olmak zorunda değil. Benim zaten şeyim şöyleydi, hadi Tufan gibi insanların aslında iyi olmadığını gösterelim gibi bir şey değildi. Sadece bu tarz durumları biraz daha deşelim. Üzerine biraz daha sorular soralım. Kendimizi düşünelim, kendi yaptığımız iyilikleri düşünelim. Bunu böyle romantize edip kenara koymayalım. Hani şeyi söyledim ya, mesela kötülük edebiyatta da, filmlerde de. Ya kötü karakter... Oyunculara mesela kötü bir karakter oynayacağı zaman oyuncular arkasını düşünüyor, bir sürü soru soruyor. Şey diyor, bu çocuk adam niye bu kadar kötü oldu diyor, ne yaşadı diyor. Ama iyi insanlara bunu sormuyoruz. Benim derdim bunun böyle romantize edilmesiyleydi. Burada bazı insanlar belki de diyecek ki ya Tufan kötü birisi değil ki, çok zaten benim şu ana kadar katıldığım söyleşilerde çok ilginç tartışmalar döndü. Hayır, bu Tufan'ın kötü olduğunu göstermez. Tufan zaten işte görevini yaptı. Huriye böyle bir şeye onu yöneltti diyen var. Bir kısım insan diyor ki mukaddese yaptığı zulümdür. Mukaddese çok üzerinde tahakkümü var. Görünmeyen bir tahakkümü var. O yüzden iyi bir insan değildir. Yani bu zaten şey gibi bir şey dayatamayız. Tufan şöyle biridir demiyoruz. Sadece Tufan'ın, görünen Tufan'ın arkasındaki şeylere biraz bakmaya çalışıyoruz. Onları tam göremiyoruz. Sadece soruları ucunu yakalıyoruz diyebilirim. Öyle bir çaba yani bu.
Hala da o çaba sürüyor bu arada. Yoksa ben de mesela Tufan'la ilgili çelişkili duygulardayım sürekli. Tufan gibi birini sevmiyor değilim mesela. Tufan'ı bir yandan çok severken bir yandan ondan korkuyorum. Normalliğinden ürküyorum. Normallik çünkü ürkütücü bir şey. Merhabalar. Tuba. Merhabalar. Merhaba. Kusura bakmayın, biz kalabalık bir ortamda olduğumuz için maskeler falan ses engelliyor. Hoş geldiniz öncelikle dersimize. Hoş bulduk. Yani derinlikli bir inceleme yaptığınızı gördüm ben. Size dair birkaç şey okudum. O anlamda gerçekten takdir ediyorum. Teftiş aşaması, hastane aşaması, bunları birebir hastanede ya da işte teftişlerle denetim altına aldığınız ve tecrübe ettiğiniz, tecrübe etmeden de filme yansıtmadığınızı gördüm. Keza başlangıçta siz de bahsettiniz. Çok fazla okuma yaptığınızı söylediniz. Gerçekten takdir edilmişti. O açıdan belki kapanış sorusu gibi olacak ama Oğuz'un sorusuna eklenmek istedim. Yani birçok kişi var ele aldığınız. İyilik kavramını sorularla ele alıyorsunuz ve okuduğunuz, gözlemlediğiniz açıdan iyilik nedir desem, yani kabaca bir tabir yapabilir misiniz? Artık şekillenmiş bir iyilik kavramı var mı sizin için? Çok teşekkür ederim sorunuz için bu arada. Yani iyilik nedir? Dediğim gibi bir şey söyleyemem ama iyiliğin ne olmadığını söyleyebilirim. Mesela adaletten bağımsız bir iyilik bence iyilik değildir. Yani istediğiniz kadar insana yardım edin. Adalet duygusunu taşımaya çabalamıyorsa bir insan, yani en basitinden. Diyelim ki 100 kişiye yardım ettiniz ama bir gün yanınızda birine iftira atıldı ve siz sustunuz. Şimdi böyle bir insan ne kadar iyidir? Ne olmadığı üzerine dediğim gibi çok şey söyleyebilirim. Ya da mesela bir insan yaptığı iyiliği deklare ediyorsa bence o iyiliğe gölge düşer diye düşünüyorum. Yani o insan kötü bir insan olmaz. Ama o iyiliği yara alır gibi hissediyorum. Bir şeyde de başka birkaç röportajda da dile getirmiştim. Mesela bu pandemi döneminde insanlar, zenginler özellikle, çok zenginler Twitter'dan şeyler yazdılar. Onlara dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Ben bu ay kiracımdan kira almıyorum. İşte ben şu kadar ki öğrenciye burs verdim falan. Bunlar elbette ki kötü girişimler değil. Belki o insan bunu oraya yazmıştır ve pek çok insan da teşvik olabilir ve bu yardım ağı artabilir. Ama ben şunu düşünüyorum. Yani onu oraya yazdığınızda o iyilik gerçekten saf bir iyilik mi? Çünkü biz bunu duyduk. Belki o bir PR çalışması. Benim aklıma mesela o dönemde de bir sürü soru geldi. Filmi yapmıştım çoktan ama. İyilik böyle bir şey değil gibi geliyor mesela bana. Ya da şu, şimdi 200 milyonunuz var. Ve siz birinden, kiracınızdan 2000 lirayı almıyorsunuz. O 200 milyonu nasıl kazandığınızı da bilmiyoruz biz. Belki de başkalarına kötülük yaparak kazandınız. Ama görüntüde nedir? O insan iyi gibi oluyor ya. Şimdi buraların arkasını soru sormak gerekiyor gibi geliyor bana. Şu da şöyle bir şey de geliyor mesela. Yine şöyle bir soru da geliyor. Böyle bir insan 2000 lirayı birine verse hayatından ne eksilecek ki? Yani onun için kayıp olmayan bir şeyi birine vermek gerçekten iyilik midir? Şunu düşünüyorum. Bir öte yandan da şey var. Mesela insanlar ev temizliğine gidiyorlar. Dayanışmak için komşusuna günde kazandığı 200 liranın yarısını verdiği de oluyor. Ben bunları da gözlemledim. Şimdi o insan için aslında o 100 lirayı vermek o kadar bedelli bir şey ki, gerçek bir fedakarlık yani. Şimdi o insan mı daha iyi? Twitter'da onu yazan mı daha iyi? Yani 100 milyon doların var zaten, faizde belki o para 2000 liranın kaç katı edecek? Yani o 2000'i birinden almamak gerçek bir fedakarlık değil ki. Seni eksiltmeyen bir şey. Ya bu konuda ciddi yargılarım yok da bana şu gibi geliyor mesela, yani o temizlik işçisinin komşusuna yaptığı şey saf iyilik gibi geliyor o ürünün yanında. Ya bir ki onun altında bir şeyler yatabilir, onları da deşmek gerekir ama bunları işte ayrıştırmak lazım. Ama ne yapıyoruz biz? Aa, helal olsun ya diyoruz genellikle.
hocam soruyorum. Tabii tabii. Yusuf Hanım merhaba, dersinize hoş geldiniz. Merhabalar. Mustafa Hanım, benim size sormak istediğim soru oyuncu seçimiyle alakalı. Ben Serdar Orçin'i daha çok sinsi, tekinsiz, psikolojik sorunları olan karakterleri çok başarılı canlandırmış bir oyuncu olarak tanıyorum. Özellikle Zeki Demirkubuz filmlerinde çok fazla izledim kendisini. Behzat Ç'de olsun. Burada oynadığı tam tersi bir karakter. Diğer yandan sizi tebrik etmek istiyorum. Oyuncu seçimleri aynı zamanda çok başarılı. İpek Türk'ten olsun, Uçan Çalışkır olsun ki Uçan Çalışkır genelde daha sert karakterleri oynamasıyla bilinen bir oyuncudur. Kendi çatallı sesiyle özellikle çok farklı bir yeri vardır. Ben öncelikle bunu sormak istiyorum. Yani bu Serdar Orçin seçimini çok merak ettim. Ve bir de Eskişehir. Yani pek kullanılan bir şehir değil. Tam Taşra da diyemeyiz. Tam Büyükşehir de diyemeyiz. O anlamda Eskişehir seçimini çok merak ettim. Sorularım bu kadar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim güzel sorularınız için. Serdar Orçin, evet, esasında benim ilk aklıma gelen isimlerden değildi. Ama o tuzaklara düşmemek lazım. Oyunculara bu şansı vermek lazım. Yani kolaya kaçıyoruz biz bazen yönetmenler olarak. Hep gördüğümüz rollerin benzerlerini o insanlara veriyoruz. Ben de Serdar'ın çok güzel karakterli, çok çalışkan bir insan olduğunu duymuştum çevreden. Bu benim için önemli bir özellik. Çünkü ben kendim de film üzerine çalışmayı çok sevdiğim için benim bu heyecanıma iştirak eden oyuncuları bulmayı önemsiyorum. Yani sadece böyle bir görev gibi değil de buradan aynı hazzı alabileceğim insanlarla bir arada çalışmayı önemsiyorum. Serdar gerçekten tam böyle bir insan. Tanıştığım anda ondan bu hissi aldım. Mesela senaryoyu okuyup hemen dönmüştü, senaryonun içindeki kodları çok iyi çözmüştü. Biraz oyuncuların birikimli insanlar olmasına da önem veriyorum. Yani oyunculuk vasıflarını okuyarak, izleyerek, düşünerek geliştiren oyuncuları önemsiyorum açıkçası. Serdar da böyle bir insan. Bir de Serdar'ın bir film daha var aslında, Karnaval diye. İzlediniz mi bilmiyorum. Karnaval'da mesela biraz daha diğer filmlerinden farklı bir role bürünüyor. O da biraz üzerimde etkili oldu. Ama asıl önemlisi seçim yaparken Serdar'ı seçmemin sebebi iyi oyuncu olduğuna güvenmiştim. Ama dahası senaryoyu, hikayeyi çok başka açılardan ele almıştım. Böyle oyuncularla beraber çalışmayı seviyorum dediğim gibi. Hatta onları alan açmayı da çok seviyorum. Onların önerilerini de dinliyorum genellikle. Eskişehir diğer oyuncularda da hep bunu gözettim. İyi anlaşabileceğim, iyi diyalog kurabileceğim insanlar bulmaya çalıştım. Eskişehir'de de şöyle bir şey oldu. Normalde senaryoyu Eskişehir'e yazmamıştım. Eskişehir çok bildiğim bir yer değildi benim. İstanbul için yazmıştım. Ama o sırada 2016 yılında İstanbul çok karışıktı. Hatırlarsınız belki patlamalar oluyordu. İşte sürekli bir kaos vardı ve İstanbul'da film çekmek çok zordu. Bir de kafamda şey oluşmaya başlamıştı. Ya İstanbul acaba doğru yer değil mi? Çünkü şimdi bu hikayenin ben temsili bir hikaye olmasını istiyorum. Bu karakterin temsili bir karakter olmasını istiyorum. Yani Türkiye'nin tek bir yerinde değil, her yerinde yaşanabilecek bir hikaye olmasını istiyorum. O zaman İstanbul çok sıra dışı bir yer. Yani şuna bağlanabilirdi mesela. Büyük şehirde insanlar çok zor hayatlar yaşıyorlar. O yüzden annelerine bakmıyorlar ya da işte Tufan'ın yaşadığı zorluklar büyük şehrin zorluklarını indirgenebilirdi. Öyle bir risk vardı. Onları da yavaş yavaş düşünmeye başladım ve başka bir şehir olmalı gibi düşündüm. Sonra o süreçte de bir arkadaşım bana Eskişehir'i önerdi. Hem de bir takım destekler de bulabileceğimi söyledi Eskişehir'den. Sonra detaylı baktığımda Eskişehir'in gerçekten biçilmiş kaftan olduğunu düşündüm bu hikaye için. Çünkü böyle çok çağrışımlı bir şehir değil ya, daha doğrusu nasıl söyleyeyim, bir Trabzon değil. Yani Trabzon'un anımsattığı daha biricik özellikler var. Ama Eskişehir daha bu ülkenin nasıl desem daha ülkeyi daha rahat temsil edermiş gibi geldi. Mesela belirgin bir şivesi yok. Bir Ege şehri değil. Evet, mesela Yılmaz Büyükerşen'den ötürü biraz ayrıksı bir yere sahip, yani gelişmiş bir şehir. Ama genel yapısı olarak, yapı olarak hem tam çok küçük bir şehir olmaması açısından
Hem de dediğim gibi daha az çağrışımlı bir şehir olması açısından hikaye çok uygun geldi. Ve iyi bir seçim olduğunu düşündüm en sonunda da film ortaya çıktıktan sonra da. Mesela bu bir Ege şehri olamaz yani. Ula olamazdı. Oranın çok kendine has özellikleri var ya. Ya da doğuda bir şehir de olamazdı. O zaman şey gibi hissedebilirdik. Ha, bu şehrin insanları demek ki böyle diyebilirdik. Evet arkadaşlar. Bu soruyu soracak birinci sınıf öğrencisi. Evet. Hocam gelemiyorum. Burada kaldım çantam sıkıştı. Tamam. Adam lisans birinci sınıf değil mi hocam? Birinci sınıf. Evet. Bu soruyu soracak. Diğerleri doktora. Merhaba öncelikle. Hoş geldin. Merhaba. Ben Rabia. Lisans birim. Evet. Merhaba Rabia. Merhaba. Benim sorum aslında filmdeki taraflarla ilgili. Çünkü bahsettiğiniz gibi bir sizin de gözlemini yaptığınız alt ve orta sınıf tarafı yani Tufan tarafı var. Bir de Dilek tarafı var. O da aslında daha entelektüel ve sanatçı kişiliğiyle ön planda bizim izlediğimiz kadarıyla. Ve biz sınıfta da arkadaşlarımız aslında burada biraz çeliştik. Sizin gözünüzde evet, annesi Huriye olayında haklı bir taraf var mı? Yoksa siz de bunu aslında objektif olarak iki tarafa da nötr yaklaşarak mı yazdınız? Çünkü Tufan gibi orta sınıf bireyler bu filmi izlediğinde aslında Tufan'ı haklı bulacak. Ama daha entelektüel kesim yani hayatını sanatla idame ettiren insanlar Dileği haklı olacak. Çünkü aslında annesini bakım evine yatırmak onlar için çok da zalimce gelmeyecek. Bunu merak ettim. Yani ben bir taraf tutuyor muyum? Onu sormak istediniz değil mi? Dilek mi, Tufan mı ya da Huriye mi şeklinde değil mi? Bize hangi tarafın haklı olduğunu göstermek istediniz ya da istemediniz? Yani istemedim aslında hiçbir tarafı haklı göstermek. Nasıl desem? Yani o yazarken, karakterleri yazarken hep onların cephesine geçmeye çalıştım. Çünkü vuslat kimliğim başka, yönetmen kimliğim başka ya. Karakterleri yargılamadan yazmak çok önemli. Hatta oyuncular için de bu çok önemli. Eğer bir oyuncu karakterini yargılayarak oynuyorsa çoğu zaman o alkışlanabiliyor. Vay be ne kadar köpürttü falan diyor. Ama halbuki çok sağlıksız bir yaklaşım. Biz yazarken de oynarken de bütün gerekçelerini kendimize açıklayabilmeliyiz davranışlarımızı ve kendimizi kollamalıyız. Ben de öyle davrandım yazarken. Yani Tufan'ı yazarken Tufan oldum. Çünkü içimde Tufanlar da var. Dilekler de var. Huriyeler de var. Esasında belki de işte bu hikaye beni yönelten bu oldu. Bütün karakterler bende var. Hatta o Hüsam da var. Ve bazen benim içimde bunlar çatışıyorlar. Harika. Anladım. Teşekkür ederim. İzin verirseniz orada bir ekleme yapabilir miyim usta? Tabii ki. Tabii ki hocam. Son söylediğiniz hususu biraz da felsefileştirme anlamında. Dönöz'ün özne anlayışı biraz yaşamın içerisinde kalan tortular, çoklu tortular anlamında kullanılan bir özne. Bunu arkadaşlarımıza daha önce derslerde söylemiştim. Bir tencere var, tencerenin içerisinde suyu koyarsınız. Su olunca durgundur. Daha sonra kaynatmaya başlarsınız ve kaynadıkça fokurdar ve daireler oluşturmaya başlar. Bu arada müthiş bir çekişler olur. Bir tarafta yer çekimi, bir tarafta kaynamak isteyen bir su. Ve sonra çoklu daireler. Dikkat ederseniz sonlara doğru geldikçe dairelerin sayısı artar ve kendi içinde bölümler oluşturur. Daireler, kaynayan daireler. İşte biz de çok çeşitli bölümlere sahip olan, parçalara sahip olan çoklu bir varlığız, genişli bir varlığız nihayetinde. Her karşılaşmayla değişebiliyoruz, her karşılaşmayla yeni bir kişiliğe kavuşabiliyoruz ya da bazı kişiliklerimiz toplanabiliyor, karakterlerimiz de toplanabiliyor.
Bundan kaçınmamız mümkün değil çünkü biz böyleyiz. Yani yaşam canlı dediğimiz şeydir. Ben böyle. Çok çeşitli özellikleri barındıran, kendi içinde sabit olmayan, sürekli gelişime açık olan bir özne. Ama merkezde olan bir özne değil. Çünkü merkeze insanı aldığımızda, özneyi aldığımızda her şeyi etrafında döndürmeye başlıyor. Ama merkeze tufanı koyduğumuzda, yani şöyle bir şey, merkeze tufanı da çerçeveleyen, tufanı da biçimlendiren o adetleri, kültürü, dili, dini, inançları, değerleri ve yapısal ekonomik koşulları koyduğumuzda geriye ne kalıyor? Tufan, ama tufan parçalı bir tufan. Geriye ne kalıyor? Dilek parçalı bir dilek. Çünkü dilek aslında annesine bakmak istiyor. Yani bu da gayet görüldü değil mi arkadaşlar? Annesine bakmak istiyor ama nasıl bakmak istiyor? Diyor ki ben çalışmak zorundayım. Kendimi sanatla ifade ediyorum. Ama şöyle bakabilirim. Bakım evine gönderebilirim. Bakım evine göndermek, bakmak anlamına gelmiyor acaba? Yani bunun kendisi de ciddi olarak tartışılması gerektiği anlamına. Sonuçta aslında yardımcı olmak istiyor annesi. Annesini reddetmiş değil. Bir de öfke var ve bu öfkenin nedenini vermemeniz çok iyi olmuş. Yani aralarında bir secret şey, bir sır var. O sırrın ne olduğunu söylemesine film izin vermiyor ki çok güzel bir şey. Ya o boşluğu biz dolduruyoruz. Dünya kadar olasılıkla dolduruyoruz. Annesinin de vicdanını rahatlatmak için muhtemelen para gönderdiğini görüyorsunuz. Yani orada bir yorum yapıyoruz. Vicdanını rahatlatma. Zaten bu vicdanını rahatlatma meselesi. Belki de hani burada serbest diyorum. Belki de tufanın o kuşu alması evine ne bileyim vicdanını rahatlatma kaygısından bile ileri gelebilir. Sonuçta motivasyon kaynaklarımız çok çeşitli. Yani bunun nereden geldiğini o kadar kolayca belirlemek de mümkün değil. Belki İmbar Berzan'ın şeyini filmini biliyorsunuz. Bu kuklaların yaşamından. Kuklaların yaşamından. Life from Marionettes. Yani orada bir cinayet işler adam. Ve orada cinayetin nedenini kendisi dahi bazen keşfedemeyebilir. Çünkü o kadar çok yaşam var ki. Işık, ısı, pek çok öfkelerimiz, nedenler vesaire çok konuştum biliyorum ama o söylediğiniz hususu sadece şey yapmak anlamında. Yani desteklemek anlamında. Ses kapalı ustadım. Ses. Ha. Şu an duyabiliyor musun? Şu an duyuyorum. Sen harika bir katkıydı dedim. Çok teşekkür ederim dedim. Görüntünüzü göremiyoruz. Şimdi ses gitti. Görüntünüzü evet gördük şu anda. Sesi de açabilirsiniz. Sesini. Evet. Tamam. Şu an açık galiba. Tamam. Çok güzel bir katkıydı. Çok teşekkür ederim. Çok önemli bir katkıydı. Kesinlikle doğru bir katkıydı yani. Evet, sorusu olan var mı arkadaşlar? Sorusu olan yoksa bir soru sorabilir miyim? Ekran önceliğimiz değilsin. Sor. Evet, birinci sınıftan bir öğrencimiz daha var. Merhabalar, iyiyim ben. Merhaba. Evet. Soracağım soru biraz farklı olacak. Çünkü ben müzikle uğraşıyorum. Ve filmlerde genellikle müzik seçimlerine çok dikkat ediyorum. Filmin sonuna koyduğunuz şarkı, gül şarkısı. O şarkının sizin için özel bir anlamı var mı? Çünkü ben bu şarkıyı ilk defa dinledim ve yaklaşık bir haftadır tek dinlediğim şarkı. Çok güzel bir şarkıydı. Çok değişik, çok otantik bir şarkıydı. Sizin için özel bir anlamı var mı? Çok merak ediyorum. Şöyle, ben Dilek'in söyleyeceği şarkıyı tabii ki çok önemsedim. Öyle rastgele bir şarkı olmaması gerekiyordu bunun. Mesela bir... caz şarkısı olamazdı çünkü o da temsili değil ya, Türkiye toplumunun çoğunluğunun dinlediği bir şarkı değil. Direkt bir türkü seçsem Dilek karakterinin yönelmeyeceği bir şarkı olacaktı. Yani hem karakterin söylemesinin absürt olmayacağı hem de dinleyenin Dilek'in hislerini alabileceği bir şarkı olmasını istemiştim. Çünkü o sahne benim için çok önemli. Dilek çok az konuşuyor. Biz daha önce onu bir sahnede gördük. Dilek aslında kendini şarkı söyleyerek ifade edebiliyor. Ve ben o son sahnede onun o
yaşadığı bir sürü şeyi, o marjinalize edilmiş karakterin yaşadığı şeylerin o söyleyiş biçiminde yansımasını istedim. Bunu ne bileyim bir blues eseriyle yansıtmaya çalışsaydım insanları geçemeyebilirdi. Dedim ki bu hem Dilek'in söyleyebileceği bir şarkı olsun hem de bizim melodik zihnimizdeki melodik yapıya uygun bir şarkı olsun. O arayıştayken tam Erdem Ergün'ün bu şarkısıyla karşılaştım. Ona da nasıl karşılaştım? Serhan Yastıman diye çok önemli bir gitarist var. Onu dinliyordum. Onun bütün şarkılarını dinliyordum. Onun Erdem Ergün'le bir yayınına denk geldim YouTube'da. Ve bu şarkı gerçekten beni yerime çaktı. Yani Erdem Ergün canlı söylüyor. Serhan Yastıman çalıyor. Onu da öneririm bu arada. Erdem Ergün'ün söylediği şekli de çok güzel. Ve müthiş buldum. Yani tüylerim diken diken oldu. Sonra dediğim özelliklere de uyuduğunu fark ettim. Ülkü'ye gönderdim. Ülkü Aybala Sunat'a, Dilek karakterini oynayan arkadaşa. O da çok sevdiğini, severek söyleyeceğini söyledi. Bu arada bir ek yapayım. Ülkü Aybala Sunat aslında oyuncu değil. Biliyor musunuz, tanıyor musunuz bilmiyorum. Bir caz vokalisti. Ülkü'yü seçmemin temel sebebi de şu. Dediğinizle bağlantılı bir yere gelebilir. O yüzden anlatayım. Ülkü şarkı söylerken bana çok fazla his geçiriyor. Yani sanki böyle şarkı söylemekten başka çaresi yokmuş gibi bir halde söylüyormuş gibi hissediyorum. Filmde de tam böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Yani yoksa şarkı söyleyebilen oyuncu çoktu. Ama hiçbiri beni bu kadar etkilemiyordu. Yani şarkı söylemeyi oynamakla, şarkı söyleyebiliyor olmayı oynamakla böyle cihirini oraya bırakmak arasında gerçekten fark var. O yüzden ben de hani hiç oyuncu aramadan aradığım biçim bu. Beden dili, hal, tavır, hareket, o haykırış. O dingin haykırış aslında. Çok usul usul haykırıyor orada Dilek. Ülkü de öyle. O şekilde Ülkü ile bu şarkı birleşmiş oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başarılar size de bu arada müzik hayatınızda. Mustafa'm tekrar devamımız. Filmin girişinde bir kaşıntı sahnesi var. O sahne kaşınma durumu farklı bir yerde daha vardı. Siz metaforik bir anlamda filmin kurmadığınızdan bahsettiniz. Öyle ki karların orada metaforik bir anlamı yoktu. Orada iyiliği derinleştirmek için aslında onu pekiştirmek için kullandığınızdan bahsettiniz. Bu kaşıntıyı bir metaforik bir anlamda değerlendirdim. Kaşınma durumu farklı yerlere birkaç tane birkaç imaj halde getirmiş. Özellikle o toplumsal değerlerin bireyin bedenindeki yoğunlaşmasının bir sanki tepkisi ya da onun oradaki toplumsal yaşam içinde bir tavır alamamasının bir yansıması mı bu? Ya da matbaa işçisi onların getirdiği. Ya matbaa işçisi olmasının getirdiği. Yani işte şey. Çok vurgulanmıştı. Farklı yerde de ayağını da tekrar taşıyor orada. Evet. Evet, bu arada söylediğiniz şey de çok bağlantılı geldi bana. Ben bunu düşünerek yapmamıştım ama çok teşekkür ederim. Yani gerçekten bu görüşmeden, bu buluşmadan çok şey kazandığımı söyleyeyim. Hepinize, hocamıza başta olmak üzere hepinize çok teşekkür ederim. Ben kaşıntıya yer vermemin sebebi şöyle, pek çok sebebi var. Bir kere filmlerde böyle çok copy-paste, şablon hareketlerin, davranışların sergilenmesinden rahatsızım. Normalde mesela günlük hayatta pek çok insan kaşınır. İşte çorap lastiği bacağını sıkar ve orası kaşınır yani. Ama böyle şeylere yer verilmiyor. Ya da ne bileyim mesela bir sevgi, bir iki insan arasındaki ilişki betimlenecekse en klasik anlamıyla söylüyorum. Hani romantik akşam yemeği yedirilir ya, yani en kötü filmlerde bu yapılır gerçi de. Halbuki mesela birinin sırtını kaşıması, yani çiftlerin birbirinin sırtını kaşıması bana çok romantik geliyor. Hani ben böyle yani şöyle, bu ayrıksı şeyleri aslında hayatta bunları yaşıyoruz. Bunlar çok ayrıksı anlar ama bunları göstermiyoruz. Ve öyle olunca da o filmler gerçeklikten uzaklaşıyor, birbirine benziyor. Ve de bize böyle tekrar edilemezlik hissi yansıtamıyor. Tekrar kolaylıkla kurulabilir hissi veriyor. Ben böyle şeyleri çok önemsiyorum. Bu tarz detayları. O yüzden tufan gibi birinin de bu anları olabileceğini düşündüm. Yani çorabı kesin sıkmıştır diye düşündüm. Matbaada çalışmasının da etkisi olabilir. Ama ilk sahneyi öyle açmamın çok temel bir sebebi vardı bunun yanı sıra. Birincisi
çiftler birbirinin sırtını kaşıyorsa o ilişkide bir şeyler yolunda demektir bence. İkincisi. Bir deyim var, sözümüz kesin. Bir deyim buyurun. İngilizce de galiba. If you stretch your my back, I will stretch your back. Ben senin sırtını kaşıyacağım. Yani şeyde antropolojik olarak da bu bonobolar ve diğer maymunlar üzerinde yapılan araştırmalarda insanın dile yönelik evriminde kaşıma eylemlerinin son derece önemli payı var. Kaşıma. Vay! Hiç bilmiyordum tabii, bunu. Tabii çünkü sırtını kaşımayı bir temizleme olarak algılıyorlar. Öyle değil. Kaşıdığınızda aslında ben sana yardım ediyorum. Sen benim dostumsun mesajını veriyorsunuz. Ve onun çevresindeki insanları da, yani insanları, onları da ittifakınıza katmak istiyorsunuz. Yani onlarla dayanışma bağları kurmak istiyorsunuz. Çünkü kendinizi güvende hissetmenize ihtiyaç var. Kaşıma eylemi de kendinizi güvence altına almanızın temel adımı. Aa, harika. Hocam tabii gerçekten ben, çok teşekkür ederim. Mükemmel bir detay. Arkadaşlar yani kaşıma neyi geçmiyor. Aslında bunu hiç bilmiyordum ve çok sevindim bunu duyduğuma. Şimdi daha... Kitapları size şey yapabilirim. Tamam. WhatsApp'tan gönderirim o kimin yazdığını. Tamam. Çok ya, sevinirim. Şu an daha da mutlu oldum böyle bir sahneyle açtığıma filmi. Sınavı yazarsak tamam. Yani şeyi söyleyecektim. Şimdi filmin ortalarına doğru yaşanan bir gelişmeyle karı koca arasındaki bağlantı kopacaktı ya. Başlarda bunu izleyiciye çok tasarruflu şekilde hissettirmek gerekiyordu. Ya bunun yolu seni seviyorum demek değil mesela. Kaşımak, yani kaşımayla açılması demek ki bu çift şu an yolunda ya bir şeyler. Ya bir de çok günlük hayat rutinine ilişkin bir şey ya sırt kaşıma. Yolunda gidiyor. Hissini vermek için önemliydi. Şey kısmı da var. Farkındaysanız tufan aslında mukaddes tufanın talimatlarına uyuyor. Evet. Hani o tamam böyle çok zorba alt üst ilişkisi yok. Öyle sıradan bir evlilik değil. Kötü bir evlilik de değil diyebiliriz Türkiye standartlarına baktığımızda. Ama neye göre kötü yani ona da bakmak lazım. O sonrasında mukaddesin tufanın talimatlarına uyacağına ilişkin biraz gönüllüymüş gibi olup ama içinde biraz zor barındıran bir şey olacağına ilişkin bir his vermek içindi aynı zamanda. Bir de dediğim gibi bence sırt kaşımak çok önemli bir eylem ve çiftlerin arasında bu çok yaşanıyorken neden biz bunu görmeyelim filmlerde? Evet, filmler yaşamı aşıyor, taşıyor, gösterilmeyeni gösteriyor. Bu açıdan önemli bizim için. Arkadaşlar, var sorunuz. Sıkıştırıyoruz, kusura bakmayın. Yok, bravo, buyurun. Çok sorun değil. Ekranda bir soruya izin verebiliriz bence. Kim sormak istiyor arkadaşlar? Bir de şey, çok özür dilerim hocam. Sorudan önce şeyi de ekleyeyim, eksik kalmasın. Bir de bu sırt kaşıtan insan, bir yerini kaşıyan insanın da hayatında bir sürü şey yolundadır aslında. Hazına düşkündür, hani ciddi bir sıkıntısı yoktur. Tufanla ilgili öyle bir his de vermek istemiştim. Onu da eklemiş olayım. Arkadaşlar, demek ki bundan sonra kaşıma eylemine önem verecek. Evet, ben çok... Ben bunu ciddi olarak söylüyorum. Bedenimizde olan duyumumuzu da gösteriyor. Bedenimizde olan aşinalığımızı, bedenimizde olan tutkumuzu da gösteriyor. Mesela alerjik rahatsızlığı olduğunu düşünmüş arkadaş da strese bağlı olarak. Çünkü matbaa ilişkisi ya. sonuçta maaşını almada sorunlar yaşıyor falan. Diğer türlü anlamlar, bu anlamları çıkarma hakkınız var. Ekranda soru var mı? Ata sorabilirsin. Evet, sana izin veriyorum. Teşekkür ederim hocam. Aslında benim sorum total bir soru olacak. Her zaman filmlerin yönetmenleriyle bu tarz buluşma, söyleşme şansımız olmuyor o yüzden. Şimdi aslında konuşmanın içerisinde ve cevaplarda bunun kısmi olarak cevaplarını aldım ama Vuslat Hanım'ın düşüncelerini de merak ediyorum. Konu aslında bir tür relativizm, görelilik meselesi. En başta Serdar Hocamız bilinçle bilinç dışıyla yani
bilerek mi yoksa bilmeyerek mi yapıldığına istinaden bir şey söylemişti. Sonrasında Vuslat Hanım cevabının aslında bunu düşünerek yapmadım ama evet böyle gibi bir cevapta bulundu. Son kaşınma meselesi de aslında bir örnek. Evet, iyi bir açıklama oldu gibi. Burada aslında soracağım şu. Film sonrası yapılan kritiklerde yani sanat yapıtı artık sanatçının elinden çıktıktan sonra bu aslında konuşulan şeyler beni Leibniz'e götürdü biraz. Leibniz'de de şey var ya, hakikatin çoğulluğu, sonsuzca anlamdan, perspektiften oluşması durumu söz konusu var. Siz film sonrası yapılan kritiklerin ya ben bunu söylememiştim, ben bunu göstermek istememiştim ama evet hakikaten bu da var, meseleye buradan da bakılabilir diyor musunuz? Bu tarz kritikleri nasıl karşılıyorsunuz ve bir de iyi kötü meselesine de gene Leibniz'e götürdü konuşmadaki cevapların bir kısmı özellikle beni. Yani onda da Leibniz'de de şu var, günah işleyen Adem, Adem'in tümü değildir. Orada mümkün olan dünyalar ve mümkün olmayan dünyalar var ve bu da aslında sonsuzca ihtimallerin gene birleşimi. Filmde de zaten poz veya enstantaneler değil, perspektifler görüyoruz. Dolayısıyla bu kritiklerin çoğulluğu ve zenginliği bir yönetmenin gözünden neler ifade ediyor, bunu merak ediyorum. Sesiniz, Mustafa Hanım sesiniz. Tamam. Şu an duyabiliyorsunuz. Kendi kendisini kapatıyor. Neden olduğunu anlamadım. Çok teşekkür ediyorum. Yine çok kafa açıcı bir yorumdu benim açımdan. Açıkçası ne kadar, yani bu kritiklerin çeşitliliği beni hep çok mutlu etti. Yani ben onu söylemek istememiştim gibi bir şeyle bakmıyorum. Zaten bu filmin biraz amacı mümkün olduğunca çok soru sormaktı ve bu soruları beraberce çoğaltmaktı. O yüzden film üzerine ne kadar konuşulursa ben o kadar mutlu oluyorum. Bu yorum çeşitliliği de aslında filmin daha çok konuşulmasını sağlıyor. Eğer net reçeteler vermiş olsaydı, net cevaplar olsaydı ya da benim anlatmak istediğim buydu, siz de bunu alın deseydim, o zaman film üzerine konuşacak pek bir şeyimiz olmazdı. Bu sonuçtan çok memnunum. Hatta böyle olumsuz şeyler konuşulsa da çok memnun oluyorum. Hani filmi sevmeyen insanların varlığından da ben çok mutlu oluyorum. Dürüstçe söylüyorum bunu. Çünkü demek ki ortada daha muğlak bir şey var. Yani yönetmenin reçete olarak sunmadığı muğlak bir şey oluşmuş ki üzerine konuşuluyor. Ve hala konuşuluyor olması da beni çok mutlu ediyor. 2018'de çıkan bir filmdi. O yüzden söylediğiniz şey beni mutlu ediyor, bu eleştiri çeşitliliği. Bu kadar çok yorumun olması, tartışmanın olması zaten filminde modern bir film olduğunu, modern bir sinema olduğunu gösteriyor. Bizi düşünceye yönlendiriyor. Bu açıdan da son derece önemli bir katkı. Belki de yani sadece biraz sınıfa da katkısı olması açısından şunu söylemek mümkün olabilir. Yani temel bir soru var. İyi ya da kötü dediniz ya orada. İyi insan ya da kötü insan. Şimdi acaba tek tek eylemlerimizle mi biz iyi ya da kötü olarak nitelendirileceğiz? Yoksa genel karaktere bakılarak mı biz iyi ya da kötü olarak nitelendirileceğiz? Bu aslında felsefenin de sorduğu, sosyolojinin de kısmen sorduğu sorulardan birisi. Mesela Aristo şunu söyler bize. Diyor ki genel karaktere bakacaksın. Genel karakter. Erdem eti bildiğiniz şey. Dolayısıyla insanlar hata yapabilir, yapar yani böyle bir doğaya sahibiz. Ama acaba bunun genel karakteri nedir? Fakat modern etik enteresan bir şekilde sadece tek tek eylemlere bakmaya yönelik. Yani erdem etiğinden göre uzaklaştık. Yani mesela dediniz ya, kamçı etiğe baktığımızda tufanı bununla aslında ilişkilendirebiliriz. Görev etiği. Ne dediniz? Size açıklamanızda söylediniz. Bunu yapmalıyım. Yani bu kuşu alıp eve götürmeliyim. Görev. Nuriye teyze bakıma ihtiyacı var. Bunu yapmalıyım. İç sesim mi bunu söylüyor acaba? Yani benim gerçekten iç sesim mi bunu söylüyor? Vicdanımı rahatlatmak için mi bu eylemi yapıyorum? Yoksa benim içimde yaşadığım töreler bunu yapmamı mı söylüyor? Yani üç tane şey var. Bunun motivasyon kaynağını da o kadar bulmamız mümkün değil. Bu şu açıdan önemli. Eğer biz niyetimizi, örneğin
Başkalarına şirin görünmek için yapıyorsak, Nuhuriye teyzeye şirin görünmek için, iyilik adına ona iyilik yapıyorsak neyse, burada kamçı anlamda etik işlerim. Çünkü niyetlerimiz problemli. Yani ameller niyetlere göredir, bizim beynimizde. Kamçı etin temel formu bu. Ameller niyetlere göredir. Niyetleri merkeze alın. Ama bir de sonuçsalcı etik var. Davranışın yarattığı sonuca bakıyor. Niyetimiz kötü olsa bile davranış sonuçta iyi şey üretmişse o iyidir kardeşim diyor. Tek tek eylemlere bakıyor. Şimdi soracağımız soru şu. Tufan genel olarak bana göre naif bir karakter. Sizin de söylediğiniz gibi çocuksu bir karakter. Ve sonuçta yaşayan bir insan ve insanlara zalimlik yapmayan bir insan. Örneğin evde bağırdığı için bağırma eylemi vardı ya, huye eylemi. Bak, huye eylemi diyor. Huye, teyze. Bağırdığı için Tufan'ı kötü olarak nitelendirebiliriz. Yani buradaki bir sorun o. Eğer tek tek eylemlere bakarsak, Tufan kötü. Niye? Çünkü filmin ortalarında ya da sonlarında huye bağırdı. Ama bu bir istisna. Dolayısıyla karaktere bakmanın ben daha şey olduğunu düşünen insanlardan birisiyim. Ama bu film bunu düşündürüyor işte. Nelere bakacağız? Karaktere mi bakacağız? Genel karaktere mi? Yoksa tek tek eylemlere mi bakacağız? Bence bu açıdan da başarılı. Bir de şöyle bir kısım var galiba. Şimdi mesela Huriye'nin kızı olmak annelik görevi, onu beslemek hala. Orada işte maaşını verirsin. Ama bir de besini paylaşmak, barınma alanında besini paylaşmak da aslında borç ödemek gibi. Yani memleketten bir şeyler geliyor ve onu paylaşarak aslında o kendince borcunu ödemiş oluyor diye düşünüyorum. Hani bize de böyle çok misafir geliyor. Böyle şeyler getirdiklerini onların bizde kalmasını tolere etmiş olacağız. Burada söz hakkımız yok. Bir şey söylersem ayıp olur. Şimdi bir şeyler getirdi. Bu çok kültürel bir şey. Şu an hani mesela bunları yaşarken böyle düşünmüyorum. Ama filmde izleyince bunun ne kadar şey olduğunu, sembolik olduğunu düşünüyorum. Bir de benim 72 yaşında anneannem var. Ben onunla izledim. Kaşınma sahnesinde onu yakaladınız mesela. Çünkü o direkt böyle dedi. Bak onlar da kaşınıyor bizim gibi. Hani film sanki çok daha üstü şeyler anlatacakmış gibi bekliyor. Çünkü biz tuvalet temizleme sahibi, o hep dizi izliyor. Hiç tuvalet temizleme görmedi televizyonda. Onun için hatta şöyle dedi. Bu film mi şimdi dedi. Gerçek zannetti bunu. Gerçek zannetti. Evet. Kendimi örtü motifine bakmak. Bak teyzenin de böyle bir şey var. Onlar da yapmışlar dedi. Hani sanki bunları sadece biz yapıyoruz da başka kimse yapmıyormuş gibi bir algısı var. Şey için de mesela asma yaprağı sahnesinde de öyle. Bak onlar da yapıyor. Ya çünkü biz bunları görmüyoruz dizilerde de filmler. O yüzden siz bütün yaşlılıkları yakalamışsınız aslında. Hı-hı. Ve o şey dedi. Evet. Nasıl tabii ki maaşını vereceğim kızıma. Hı-hı. Ve şöyle dedi. Tufan'a bak ne kadar düzgün. Hiç küfür etmiyor. Arkadaşları nasıl küfür ediyor. Şey oldu. Çok sinirlendim. Evet, böyle düşünmesine çok sevindim. Anneannenize selamlarımı yolluyorum. Gerçekten mutlu oldum. Evet, dediğiniz şey de doğru. O koli gelbisi gerçekten bence bizde çok olan ve yoğun anlamlar taşıyan bir şey. Huriye belki borcunu öyle ödediğini düşündü. Ama Tufan'ın cephesinde borç öyle ödenmiyordu. Bir de öyle şeyler var ya, biz kafamızda bir borç tanımlıyoruz ama bizim tanımımızla o borcu verdiğimiz kişinin kafasındaki borç tanımı farklılaşabiliyor. Aynı şekilde Huriye'nin kızına para gönderme isteği de bir manevi borç olabilir. Hocam siz de buna benzer bir şey söylediniz. Onun dışında Serdar Bey hocam yani şey çok önemliydi. Söylediğiniz diğer şeyler bir saniye. Onunla ilgili not almıştım. Genel karakter ve tek tek eylemler. Aha, evet çok çok önemli. Yani gerçekten bir insan bir şey yaptığında orada da çok acele davranılıyor. Yani bir insanı iyi diye tanımlarken yapılan acelecilik bir insanı kötü diye tanımlarken de çok rahat yapılabiliyor.
aslında davranışlara kesinlikle ben de bakmamak gerektiğini, aceleci olmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir insan belki bir şey yaptı ve ardından çok utandı. Çok hakiki bir şekilde özür diledi. Şimdi o insanı kötü yapar mı? O insanın zihniyetini yansıtır mı? Karaktere ve zihniyete belki bakmak lazım. O artık o davranışlar kronikleşmiş mi mesela? Utanç mekanizması yok olmuş mu? Utanmaz utanmaz sürekli aynı şeyi yapıyor mu? Hayatta bunu çok yani şu an çok örneklerini görebiliriz pek çok yerde. Bir de şunu soracağım hocam size. Bu bir soru aslında sınıfa da sorabilirim. Mesela İngilizce'de şey var ya, behavior ve attitude arasında bir fark var ya. Hı-hı. Acaba o fark böyle bir şeyi imleyen bir fark olabilir mi? Yani mesela attitude tam emin olamadım ama daha kronikleşmiş bir davranışı mı ifade ediyor? Değil mi? Behavior tekil bir davranışken. Evet. Sanırım. Evet, yani behavior tabii aktif edimselleşmiş olan eylem. Behavior edimselleşmiş. Attitude dediğimiz şey tutum. Ama yani bu bir karakter de olabilir belki. O artık henüz aktifleşmemiş ve aktifleşmeyi bekleyen bir yönelim gibi değerlendirilebilir. Evet, söylediğinizde son derece mantıklı ve tutarlı. Yani bu işte filmin bunları düşündürmesi filmin başarısıdır. Yani bu açıdan siz de bilirim. Şimdi film bunları %100 söylemek istemeyebilir. Film bize propaganda mesajları vermek zorunda değil, vermemek zorunda zaten. Film açıklık bırakmak zorunda, aralıkta bırakmak zorunda bizim. Ama dünya kadar soru soruyoruz ve dünya kadar soru sorması da zaten bizim için ilk etapta önemli unsurlardan birisi ve bu açıdan da son derece önemli bir düşünmektedir. Evet arkadaşlar, eğer sorunuz yoksa, Ece o zaman şuraya gel. Bu çocuk da bir mimarlık peyzaj bölümünü bitirip ikinci sıraya gelmiş böyle. İkinci sınıftaki çocuklardan birisi. Çocuk diyorum, bunu onun anlamında söylüyorum hocam. Miçici anlamında söylüyorum. En son aşama, masum aşama. Buyurun. Merhabalar. Serdar Hocam Nietzsche demişken oradan bağlayayım hatta konuya. Nietzsche, iyinin ve kötünün ötesinde ahlaksal olay yok, ahlaksal yorum var der. Ve sizin borç ve iyilik kapsamında bu filmi çekerken, borç-iyilik ilişkisi bana direkt müteşekkir olmak kelimesiyle ilişkili geliyor. Dediğiniz gibi yüzyıllardır tartışılan ve üzerine yazılan kitapların çoğu kötülük problemiyle ilgili ve siz de iyiliğin ne olduğu değil ama iyiliğin ne olmadığıyla ilgili bir şeyler söyleyebilirim dediniz. Bununla bağlantılı olarak sürekli filmi izlerken kimin iyi olup olmadığından ziyade kötüyü de aramaya başladım açıkçası. Ve orada Huriye karakteri çok takıldı bana. Yani çünkü az önce yine tartıştığımız gibi karakter, eylem ve birinin utanç duygusunu hissedip hissetmemesi, bu sorulara tam olarak cevap bulamıyoruz filmde. Yani sonraki süreçlerde belki görebileceğimiz ama filmde gözlemleyemediğimiz konular. Ama Huriye karakteriyle ilgili belirli bir tutarlı ve sınırlı bir davranış var. Sizce Huriye karakteri kötü mü? Ahlaki görevlilik bunun neresinde? Beklentilerin karşılanmaması ama bir o kadar da tutarlı ve sınırlı bir kişilik yapısına sahip olmak, nerede ne yapacağının bilinmesi, bu yine ahlaksal olay yoktur, ahlaksal yorum vardır sözü üzerinden ne düşünürsünüz merak ettim. Çok karmaşık geldiyse. Evet, evet, kesinlikle çok doğru. Ahlaksal olay yoktur, ahlaksal yorum vardır. Yani Huriye'yi de ben kötü olarak görmüyorum. O da kendi çerçevesi içerisinde aslında kendince iyi şeyler yapmaya çalışıyor. Kendisiyle ilgili iyi bir insan olduğuna dair bir izlenime sahip birisi. Zaten o yaş grubunda, o yine kültürel yapıda farklı bir şey de çok beklenemezdi gibi geliyor. Yani şey öğretilmiyor ya, bizim toplumumuzda o da yok, şüphe duymak. Yani ben iyi miyim ya diye yani herhangi bir şeyden. Ben bir şeyden eminim ama bu eminlik doğru mu? Biraz belki bunlara da ihtiyacımız var. Özellikle yaş ilerledikçe pek çok insanda bu sorgulama mekanizması iyice yok oluyor. O yüzden
Huriye de benim cephemden kötü birisi değil. Çünkü kötülüğü onun için iyi olan şeyleri yapmaya çalışıyor. Aslında burada sorun şu. Hepimizin iyilik, görelilik dedik ya, hepimizin iyilik anlayışı değişiyor. Yani Huriye kötüyü, kötü olan şeyi bilip yapan insan olsaydı belki kötülüğe biraz daha yaklaşmış olurdu. Ama o kendince hiçbir yanlış yapmıyor esasında. Çünkü o evine getirildi, yardım edildi. Ona dendi ki burası senin evindendi. Baktığımda ben de düşünüyorum, hani ciddi bir yanlış yaptı mı Huriye aslında kendi çerçevesinde? Çok yaptığını söyleyemem. Yani mukaddese öyle davranmış olabilir ama onu da ona sorsanız bir reflekstir. Yani o belki de bunu yaptığının farkında bile değil. Şu çayı aç derken hani mukaddese zorbalık yapmak istemedi. Çünkü öyle bir zorba bir insan olsa işte simgeye bakmaz. Biliyorsunuz yani şey aslında o sahiplenmenin getirdiği marazlar. Yani bir şeyi sahiplenmek, birini sahiplenmek marazlı bir şeydir ya. O da o evi sahiplendiği için mukaddesi de sahiplenmeye başladı. Aynı sahiplenme güdüsüyle gece kalkıp simgeye baktı. Yani her işte davranışın avantajları, dezavantajları oluyor. Ama şeye döneyim tekrar. Bana kalırsa biraz böyle şüphe etmeyi çoğaltmamız gerekiyor ya. Yani hata yaptığımızda kendimizi çok yargılamamamız lazım. Onunla yüzleşmemiz lazım ama kültürümüzde biraz o da var sanki. Yani hata yaptım, mahvoldum gibi. Yani biraz bu itiraf şeyi yok ya bizde. Sanki itiraf edebiliriz ya bazı şeyleri dediğimizde sanki biraz daha kendimizi hem bağışlayacağız hem hatalı yapılar olabileceğimizi göreceğiz. Onların getirdiği marazlar da var. Bütün bu karakterlerde gibi geliyor bana. Özellikle Huriye'de. Peki bundan sonraki projelerinizi merak ediyoruz. Var mı yeni filminiz? Çünkü ilk filmde kalırsanız etik olmayan bir eylem yaparsınız. Etik olmayan bir eylem yapmakla beraber yaşama sebeplerimi de bayağı ortadan kaldırmış olabilirim. Var ikinci film projem, ismi bildiğin gibi değil. Temmuz ayında çekmeyi planlıyorum. O da hafızayı merkezine oturtan bir film. Yani kısaca şeyi söyleyebilirim, ortak bir geçmiş aynı ailenin üyeleri tarafından nasıl farklı anımsanır konusu üzerine dönen bir şey. Tabii ki şu koşullarda film çekmek aşırı zor. Daha da zorlaştı bu dalgalı hal yüzünden. Ne yapacağım bilmiyorum. Kara kara düşünüyorum. Ama şu an Temmuz'da çekecekmişiz gibi planlarımızı yapıyoruz. Umarım başarırım. Yani senaryosu falan hazır. Kast aşamasındayız şu an. Umarım sağlığımız, akıl sağlığımız yerinde olur. O zamana kadar inanın çok daha zorlaştı. Aranızda film çekmek isteyenler varsa yine de yılmasın ama. Yani bu söylediklerim yıldırıcı olmasın. Amaç ve arzu çok yüksek olduğu zaman bir şekilde yolu bulunuyor. Yani yardım eden birileri de çıkıyor. Umarım öyle olur benim ikinci film serüvenimde. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Gayet verimli oldu. Gerçekten çok yararlı oldu. Öğrenciler için de çok yararlı oldu. Biz bunu daha sonra yine değerlendireceğiz. Emeklerinize sağlık. Her zaman bekleriz. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Ben de, benim için de çok faydalı oldu. Bütün arkadaşlara da başarılar diliyorum. Umarım bütün hayalleri gerçekleşir hepsinin. Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bol miktarda hayal kurun, gerçeklikle hayallerinizi karşılaştırın. Ondan sonra nihilistik durumlar içerisinde sürüklenin. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.